Evet sevgili dostlar, haftalık Euroleague yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu kez e, bizim kanalımızda ilk Sağ'da Adamın Gold diyor TV'de sevgili dostum e, Mert'i basketbol sanatından konuk ediyoruz. Yine haftalık Euroleague yayınımızı icra, e, icra etmek üzere. Abi hoş geldin. Hoş bulduk dostum, nasılsın? İyi, keyifler yerinde. E, hafta içi futbol bülteninin yanına yine klasik bir Euroleague eklemesi yapalım dedik. E, sen değilsin umarım. Sağ olasın dostum. E, şov yaptık geçen hafta biliyorsun. E, yine şov yapmaya geldik. Özellikle ben seni çok tebrik ediyorum. E, 7 maçı değerlendirmiştik diye hatırlıyorum. Sen 7'de 6 gibi çok gerçekten acayip bir statistik yakaladın. Ben bir eksikte kaldım. E, ama genel olarak gerçekten güzel tercihlerimiz vardı. Teşekkür ederim. Verimli, Sağ olasın dostum. Bayağı da verimli bir hafta oldu. İzleyenlerimiz de çok keyif almışlardı. Kazanç sağlamışlardır diye düşünüyorum. E, bir yenisini bu hafta tekrar etmeye çalışacağız tabii. Yine Zor bültenimiz var baktığımızda ki son iki haftaya geldiğimizi söyleyelim. E, Euroleague 33. haftaya kadar geldik. Artık 34. hafta bir sonraki hafta ve devamında eşleşmeler belli olacak. Playoff'lar başlayacak. E, sen bilmiyorum katılacak mısın ama gerçekten e, hani zorluk seviyesi çok yüksek maçlar bizi bekliyor gibi gözüküyor. Özellikle belli başlı karşılaşmalar var ki bakarken bile insanın gözleri ufak ufak <laughs> kanlanmaya başlıyor. Kesinlikle, kesinlikle olsun. Ee, bakalım yani altından kalkacağız olarak düşünüyorum. Öyle planladık. Ee, ebedelerimizi yaptık, araştırdık, geldik. Bakalım. Umarım şans yanımızda olursa iyi bir netice alacağız. Aynen. Şimdiden bol şanslar olsun diyelim ve e, burada da değerli izleyenlerimizden yine e, unutmadan söyleyelim. Çünkü yayının heyecanını, maçtan heyecanını kapılıp unutuyoruz. Güzel beyinler beklediğimizi hatırlatalım. E, yine basketbol sanatına mutlaka abone olun. Özellikle Geç saatlerde keza işte bayıslar alıyorsanız NBA'yi seviyorsanız doğru adres tabii ki basketbol sanatı mutlaka e, dediğim gibi sevgili dostumun kanalını ziyaret edin. Ziyaret etmekle kalmayın. Abone olun ve e, dilerseniz bir katıl hizmette alabilirsiniz. Onda yine gruplarındaki paylaşımları sürüyor. Özellikle dediğim gibi işte gececiler ki bana çok fazla NBA soranlar oluyor. Ben direkt artık adresi vererek yönlendiriyorum. E, tabii NBA'de de son artık son dönemece doğru normal sezonda giriliyor değil mi? NBA'de evet son çok... 7-8 maç kaldı işte takımların. Yaklaşık 10 gün içerisinde sona erecek normal sezon. Yani artık orada da son normal sezon bahisleri. Zaten playoff'larda biraz daha sefa dönemi başlayacaktır diye düşünüyorum orada da. İnşallah, inşallah. Orada da biliyorsun evet. yani ilk e turlarda genelde NBA'de illa böyle iki konferansa da bir sürpriz takımlar çıkıyor. Bakalım onları kovalamaya çalışacağız. Bakalım. Gerçekten NBA'de de çok enteresan bir sezon oluyor. Ee, dediğim gibi mutlaka basketbol sanatı da ziyaret edin Mert'in kanalında. Abone olun diyelim. Ekleyeceğim bir şey İnşallah. yoksa ekleyeceğim bir şey yoksa ilk maçımızda başlayalım dilersen. Başlayalım olsun? Programımız yoğun. E, bütün maçları maçlarda yorumlayacağız. E, geçen hafta 7 maç yorumlamıştık. Bu hafta 9 maç yorumlayacağız. E, video kombinimiz olacak. O yüzden izleyenlere şimdiden iyi seyirler dileyelim ve e, atlamayın lütfen. Tamamını izleyin ki e, çok bu verilen emeğin karşılığını alın efendim diyelim meyvesini de umarım alacağız. Şans yolunuz da olsun diyelim. Yani altına imza atarak söylediklerinin ilk maçımızı ekrana veriyorum. Kızıl Yıldız, Olympiakos, e, Ortodoks kardeşliği <laughs> karşı karşıya geliyor <laughs> baktığımızda. tabii böyle kardeşlik falan deyip makar yapıyoruz ama e, Kızıl Yıldız'ın da bayağı bir iç sahada Olympiakos'a karşı yürüttüğü üstünlüğü de var. Ben araştırdım bu eşleşmeyi. E, enteresan bir maç olabilir. Tabii ev sahibi Kardeş kardeşi der. gurbette derler. <laughs> O da bir bakış açısı. Bir de işte kardeş kat, katliam işte bu eski dini kitaplara falan atıfta bulunursak. Yani nereden bakarsan bak biraz e, sıkıntılı bir karşılaşma. Kızılız'ın hiçbir iddiası yok. Olympiakos'un e, yukarılara tutunmak için kazanması lazım. E, senin beklentin neler bu karşılaşmada? Dostum şöyle başlayayım. E, öncelikle... Yani maç e, kağıt üstünde çok kolay gözüküyor ama senin az önce söylediğin gibi e, Kızıl Yıldız ve arasındaki e, maçlardan dolayı rekabet demeyeyim ama yani bir dostluk var sonuçta ama Kızıl Yıldız'ın o kendi sahasındaki üstünlüğünden dolayı çok kolay olmayabilir. Kızıl Yıldız şu anda senin az önce söylediğin gibi hedefsiz kalmış durumda. Euroleague'de şu anda puan tablosunda 16. Olympiakos şu anda e, 6. bulunuyor puan tablosunda ve e, Fenerbahçe ile 5. Fenerbahçe ile şu anda aynı galibiyet mağlubiyet sayısında eşit. Yani bu hafta ve bu hafta eğer Olympiakos'un olası bir mağlubiyeti hemen arkasındaki Maccabi'nin bir anda e, bir anda altında kalmasına sebebiyet verilir. O yüzden hani Kızılyıldız ne kadar hedefsiz ve amaçsızsa Olympiakos'ta o kadar e, amacı var ve ciddi bir şekilde oynamaya çalışacak. E, şundan bahsedeyim Olympiakos e, yani şöyle Geçen hafta bildiğiniz gibi partizan deplasmanında inanılmaz bir galibiyete uzandı. inanılmaz bir şekilde. Son çeyrekte 13 sayı farklı son çeyreğe geride girip Olympiakos o maçı kazanan, kazanmayı başardı ve hatta senle de aramızda konuştuk maçın sonunda. Olympiakos'un o Euroleague'i domine ettiği 2010'ların başındaki dönemlerde Olympiakos denince hep zaten bu geliyordu. Yani son çeyreğe bir şekilde 10 sayı bile geride girse bu takım bir şekilde döner kazanır şey geliyordu. Ben de yani hemen bu galibiyetten sonra sana bunu söyledim zaten. Bunu konuştuk. Ee, önemli bir galibiyetti. Onun üstüne yani yerelliklerine de bir galibiyet aldılar. Yani Nigel Williams Goals'un inanılmaz bir performansı vardı. Son çeyrekte özellikle takımın geri dönüşünde. Ee, ya ben şundan bahsedeyim. Ee, tahminimi artık paylaşayım. Ee, i̇ki takımın arasında tabii bir dostluk var. Ee, o yüzden Kızıl Yıldız o her zamanki o iç sahada rakiplerini boğan atmosferini yansıtmayabilir. Çünkü işte din kardeşliği var ayrıca işte kulüplerin ayrıca bir kardeşliği var vesaire. Biraz daha dostane bir ortamda gerçekleşebilir maç. Kızıl Yıldız kendi sahasındaki son maçta geçen hafta Real bir All-Star maç oynadılar tabiri caizse ama kendi sahasındaki son maçta hedefi olan bir Virtus Bologna'yı 94-79 muhalif etmişti. İç sahada yani hedefsizken dahi çok tempolu oynayıp 15 sayılık bir galiba çıkarmışlardı. Ben bugün yine e, Olympiakos'a karşı Kızıl Yıldız'ın ne olursa olsun hedefsiz de olsalar tempolu bir oyun oynamasını ve prestij mücadelesi vermesini bekliyorum. Olympiakos'ta e, çok tempoya uygun olmayan bir takım olsa da bence yani aralarındaki bağdan dolayı ve Kızıl Yıldız'ın tempoyu sürekli yükseltmesinden dolayı en azından ilk çeyrekte benim de ta tahminime geçeyim bu şekilde İlk çeyrek, ilk periyot özelinde ben bu maçtan yüksek skor beklediğimi söyleyebilirim. Tabii ki biraz niş bir tahmin. Yani çok... E, Yüksek oranda bir tane sonuçta. Ama benim hani tercihim bu yönde olacak. Hemen tercihimi de paylaşayım. Kızıl Yıldız Olimpiyakos maçında ilk çeyrek 39.5 sayı üstü tercihim var. İddia konu üzerinde şu anda 1.74'lük bir oranı var. Bence güzel, tatmin edici bir oran. E biraz böyle macera sever, işte dağcılıktan atıyorum hoşlanıyorsanız böyle bu tarz macera sever dostlarımız, bayışçı kardeşlerimize de buradan bir tavsiye olsun diyelim. Ağzına sağlık. E, ya zaten çok böyle hani nasıl diyelim, en azından ana kuponlarda pek tercih edecek bir maç değil gibi. Yani işte iki takımın kardeşlik durumu, hani alt üst baremleri nasıl geçecek? Yani kestirmesi çok zor maç. Ben de bu maçta bu maçı değerlendirirken, çalışırken çok ikilemde kaldım. Yani bir e, ben de sayıları düşündüm ama işte Olympiakos'un o böyle abi rica böyle maçın belli bölümlerinde uyutan bir temposu var ya işte o, o beni gerçekten e, sayı baremlerinin biraz dışında bıraktı burada. E, ben Olympiakos'a güvenmeyi tercih ettim. Ama dediğim gibi hani e, güvenmeyi tercih ederken kendim hala çok güveniyorum. Orası <laughs> biraz soru işareti çünkü geçen sene tam da bu zamanlarda yine Nisan hani böyle başları tam tarihini hatırlamıyorum ama yine böyle eee Olympiakos hatırlarsam normal sezonu domine ederken e, Kızıldız kızıl yine iddiası yokken mesela yendi burada. Tam yine böyle bir iki maç kalaydı Euroleague'de çok net hatırlıyorum. Hatta bayağı bir şok etkisi yaratan maçtı. Tabii o mağlubiyet Olympiakos'u çok bozmadı aslında. Yine normal sezonu birinci bitirdi ama enteresan bir karşılaşmaydı. Ee, ama burada ben hani bu, ya bu sefer daha e, bir tık daha durumu riskli bir Olympiakos var. Yani burada Olympiakos üst sırada tutunmak için kazanmak zorunda. E kardeş takımı karşı oynuyor. E kardeş de kardeşi burada bir kıyak geçsin diye düşünüyorum <laughs> açıkçası. E, dediğim, Olympiakos'a güvendim. En düşük handikap burada e, Marsonji 2 için 3.5 olarak gözüküyor. Benim de tercihim eksi 3.5 handikaptan maç sonucu 2 olacak. 1.45'lik bir oran var. Yani Olympiakos'un 4 e, sayı ve üzeri bir farkla biraz da zorlanarak aslında kazanmasını bekliyorum. Ekleyeceğim Süper. bir şey yoksa Monaco, Top Jalges maçına doğru yol alabiliriz. Şöyle az sağlık. Yelkenler fora. İlerleyelim yavaş yavaş. Evet. Dediğimiz gibi ya yani çok da şey bir maçta değil yani. Çok hoş, hoş bir maç değildi gerçekten. Ama e, mesela bu gerçekten çok ilginç bir eşleşme. E, bir tarafta Gerçekten iyi bir sezon geçiren bir Monaco. Evet geçen hafta Asfel'e karşı bir yüreğimizi bir oplattı. <laughs> yani benim deplasman üstüm vardı. Senin toplam sayı üstün vardı. İlk yarı çok İlk çok... üst vardı benim. Aa, senin o zaman rahat kazandı geçen hafta. Evet evet. Ee, Aslında çok beni... rahat kazanmadı. İlk çeyrek çok kötü başladılar ama Asfel sağ olsun ikinci, ikinci çeyrek bayağı topladı yani. Ya Asfel bir ara yine maçı kazanma noktasına gelmişti hatırlarsan. O Son periyotta Tabii. farkı da neredeyse açıyordu. Monaco orada bir seri yaptı neyse ki. Benim de deplasman üstü gelmişti. E, ee, tabi bu çok farklı maç olacaktır. Jalgiris de sonrası acayip bir seri içerisinde. Ee, hani biz seninle yine konuşurken hatırlarsam hep şundan bahsediyorduk ya bu Trinkieri bir yerde tökezler yani bir yerde işte aşağı doğru ivmeler, ivme kazanır takım diyorduk ama öyle olmadı bu sefer. Gerçekten çok etkili bir Jalgiris performansı var. İç sahi Kesinlikle. zaten kale gibi kullanan bir takım ama Monaco deplasmanında olacaklar. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun? Monaco üst sularda tutunmak için kazanmak durumunda Jalges'in zaten tek opsiyonu kazanmak. Onların da başka seçeneği yok play için. Dostum şöyle başlayayım sözlerime. Bazılarının e, Final Four adayı olan belki de Underdog şampiyonluk adayı olan Monaco'nun sallandığını bir hayli mutlulukla izlemekteyim falan diye bir şakayla. E şöyle söyleyeyim. E, Zalgir şu anda Euroleague'de 11. bulunuyor ve şu anda 10. sırada bulunan Efes'in hemen bir galibiyet arkasında bulunuyor ki Efes bu hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak ve Fenerbahçe yani tabii spoiler vermeyelim ama hani o deplasmanda çok zorlu yaşayabilirler olarak ifade edelim. Ee, Zalgiris'in burada kazanması gerçekten çok önemli artık son iki hafta zaten o play'inin son sırasını alabilmek adına. Monaco ise onlar da çalkantılı bir sürecin ardından işte Milano'yu kendi sahalarında 98 deyip kaybettiler tabii. Milano'nun çok ekstra ekstra iyi şut attığı bir gündü ama akabinde kendi sahalarında yine Valencia'ya çok zor geldiler ve geçen hafta az önce de işte senin söylediğin gibi Asfeldat basmanda az daha gidiyordu maç. İşte son çeyrek 31-16'lık. Acayip bir skorla yani NBA'den falan alışık olduğumuz yani 30'lara geçen tek takımın attığı bir skor çeyrekten <laughs> sonra yani zar zor kazanabilirler bir şekilde hani karavanı yolda düzmeye devam ediyorlar. Şu anda Monaco 3. puan tablosunda ve hemen yani önlerindeki Panathinaikos ve arkalarındaki Barcelona ile aynı galibiyet, muhalebe sayısına sahip şu anda Monaco. O yüzden yani buradaki işte hem Panathinaikos hem Monaco hem Barcelona'nın alacağı ya da işte kaybedeceği bir maç bir anda o sıralamaları oynatabilir. O yüzden Monaco'nun burada hata yapmaya lüksü yok. Yani şunu da söyleyeyim. Zagiris e, Trincare yönetiminde evet iç sahi kale gibi kullanıyor ama şunu da söylemekte, belirtmekte bir e, beis görmüyorum. Son 3 tane son 3 iç saha maç, e, maçını iç sahada oynadı Euroleague'de. Ve üçünü de kazandı tabii ki. E, Baskonya, Virtus Bologna ve e, Milano'ya karşı. Ama son iki deplasmanında Jaiers e, Makabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e kaybetti ki e, Makabi'ye 76 sayıda kaldı. Bayern Münih'e 58 sayıda kaldı. E, Özellikle burada Makabi'ye, Makabi gibi bir tempo takıma karşı 76 sayıda kalmaları ve deplasmanda tamamen iç sahadakinden farklı bir oyun düsturu gütmesi, e, daha tempo düşürmesi, daha kontrollü oynaması, üstüne maçın önemi iki takımın da kazanmak zorunda olması bence burada biraz savunmaları sıkılaştırabilir. Özellikle Monaco tarafında Monaco'nun Jagiris'i kısıtlayabileceğini düşünüyorum ben hücumu, Jagiris hücumunu. Benim o yüzden buradaki tercihim biraz uzattım ama açıklamak istedim. E, Monaco Jalgiris maçında Jalgiris için deplasman 79.5 baremden alt olacak. İddia komu üzerinde şu anda 1.53'lük bir oranınız var. Tertemiz güzel bir oran. Oynayın. Keyfinize bakın ya da oynamayın. Üzülün efendim. hayatım diyelim. <laughs> Topu sana devredeyim. Ağzı sağlık tekrardan. Ee, Sağ ben, olsun, olsun. ben çok yakın maç bekliyorum. Yani o özellikle geçen hafta Monaco'nun Asfel karşısında düştüğü durumları gördükten sonra ee, ben Cagiris'in biraz daha hani senin düşüncenin aksine etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, artık her maçın yani kalan iki maçında kazanmak zorunda olan bir Cagiris var. Diğer tarafta da dediğin gibi çok yukarıda da e, galibiyetler çok yakın birbirine. Yani da kazanarak oradaki yerini mutlaka koruması gerekiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla e, ben gücü maçı bekliyorum burada. E, hani iç sağ avantajı tabii ki maç Monaco'ya yakın. Yani ben de Monaco'dan bir galibiyet bekliyorum ama Cagiris'in kolay teslim olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Çok da Yakın biten bir maç olma ihtimali de yüksek bence. Ee, ben iki takımdan da iyi hücum performansı beklediğimden burada. Calgiris'in de biraz e, katkı vermesini beklediğimden. En alt baremden üst tercihini önerdim. E, 159.5'luk bir barem var şu anda. 1.52'likte bir e, oranımız var. Tabii bunun yanında e, şunu da söyleyeceğim. Bu tercihte bırakmayacağım ben. E, zor da olsa bir Monaco galibiyeti de bekliyorum. Hatta bayağı böyle dediğim gibi yakın bir maçta da bekliyorum. Burada bir combo e, tercih de gidilebilir bence. Tabii combo e, tercih alınacağından dolayı biraz barem yükselecek. Yani bundan kastım nedir? Maç sonucu biri. burada üst tercihle birleştirebiliriz ama hani 159,5'tan buçuktan e, normal ideal olarak Hı. aldığımız tercih burada 162,5'a kadar çıkacak ama olsun ben e, yani 164'e daha beşleri, sınav fazla ya. Aynen öyle 164 ile 165'leri görebilecek sevdiğim maç bekliyorum. 2 de bir oranı var. Yani buradaki toparlamak gerekirse ideal tercihim 159.5 üst 1.52'lik orandan ama e, tekli bir tercih olarak da böyle hakikaten sınırları zorlamak isteyen dostlarımız da varsa e, maç sonucu 1 ve e, 162 162.5 üstte 2.14'ten ufak bir meblağ ile böyle risk edilebilir diye düşünüyorum. Güzel bir e, macera. Ekleyeceğim bir şey var mı bu karşılaşmayla? Burada birbirimize zıt gittik. Biraz üzülmedin desem yalan olur ama e, bakalım yani sol tvx sağ tvx işte bakalım ikimizden birini deneyin. <laughs> taraf, tarafınızı seçin burada. Bakalım kim kazanacak. Sen Jagger'i savundun diye böyle sana <laughs> haftaya çıkış yapayım. <laughs> Tam da seçimlerin üzerine gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bomba gibi olur. Evet. Hazırsan üçüncü maçımıza geçiyoruz. Ee, Alba Berlin, Partizan mücadelesi. Ya tabii e, aslında çok üzerine konuşacak bir karşılaşma değil. Alba Berlin, Fenerbahçe karşısında çok ihtiyacı olan bir Fenerbahçe karşısı. Düştüğü durumları gördük Ateşer'de. Gördük ee, tabii partizanında... tabii abi biz bunu. Hem gördük hem ön gördük. Yayında söylemiştik Aynen. şimdi biraz. Kredi alalım yani efendim. Hakikaten <laughs> en en rahat kazanan tercihlerimizdi. Hem senin hem benim. Ee, benim ilk yarı üstüm. Senin e, Fenerbahçe'nin toplam sayı üstü. Kesinlikle. En, dediğim gibi en rahat kazanan tercihimizdi. 3 yaşından Fenerbahçe beri ben bu kadar rahat hani bir maç izlememiştim ya. En son 3 yaşında bu kadar ben rahat bir <laughs> maç tuturmuştum ya. Ya tabii bu maça döndüğümüzde, döndüğümüzde dediğim gibi yani çok böyle konuşacak bir karşılaşma değil. Alberlin durumu ortada. Ligin zaten Euroleague'in Ligi dibine Asfer'le beraber demir atmış bir takım. Fenerbahçe'de <laughs> çok farklı kazandı. Artık Euroleague'in bitmesini bekliyorlar. Partizan ama geçen hafta yani 13 sayı önde girdiği son çeyreği Olympiakos'a karşı bir de iç sahada Belgrad'da kaybederek gerçekten büyük bir işe imza attı. Kendilerini buradan Şaka bir kez artık. daha tebrik ediyorum. Bir kez daha tebrik ediyorum kendilerini buradan. Çok büyük bir iş başardılar gerçekten. Bu kadar hatayı o 10, 10 dakikaya sığdırmak, 13 sayıdan o maçı vermek çok büyük iş. Ben bir kez daha partizanı tebrik ederek benim de bahsimi yatırdıklarından dolayı topu sana atıyorum burada. Dostum şöyle, ya yani senin dediğin gibi öncelikle geçmiş olsun tabii ki. Bütün partizan severleri buradan <laughs> disco disco partizan diyerek uğurluyoruz. Efendim şöyle, Alba Berlin'in Euroleague'deki son 8 maçını kaybetti. Hedefsizler ve hedefsizlikleri e, basketbol'a yansıyor. Yani e, tabii kadro kaliteleri bir hayli düşük ama aynı basketbol oynamaya devam ediyorlar. Hiç, hiç kimseden çekinmiyorlar. Yani Fenerbahçe deplasmanı da olsa ben oraya gideyim bir maçı öldüreyim işte 24 saniye sonuna kadar kullanayım derdinde değiller. Hani bir basketbol temelleri var ki benim çok takdir ettiğim bir temel bu. Pozitif basketbol. Yani Çıkıp da hani orada maçı öldüreyim basketbolu katledeyim. Mesela futbolda da bunun örnekleri var. E, yani bazı hocalar sadece futbolu katletmek adına bir hocalık gidiyorlar. Neyse o konuya girmeyelim şimdi. Çok uzar. <laughs> kendi yayınlarımda da çok yapıyorum bunu. Uzuyor sonra. Ee, Alba Berlin. E, bugün yine yani partizana karşı kendi basketbolunu oynayıp tempoyu artırma anı. Sağda olacak. Tabii iki tane önemli belirsizlikleri var ama yani Alba Berlin geniş rotasyona sahip ve e, komünist bir takım diyebiliriz. Yani herkesten bir şekilde katkı alıyorlar. Böyle bireysel böyle yıldızları yok. E, partizan cephesindeyse onlar da tabii senin az önce söylediğin gibi yani. Geçen hafta Resultı imzaladılar. Kendi sahalarında 13. sayıdan maç verle Olympiakos'a ve kesin kazanmaları gereken bir maçtı. Şu anda Euroleague puan tablosunda 13. sırada bulunuyor Partizan. E, hemen tabii bir galibiyet önlerinde Efes var. 10. sırada bulunuyor ve play'in son play'in in play-off'unun son hattındalar. O yüzden e, ya yani Efes'in de işte Fenerbahçe deplasmanını düşünürsek yine Partizan'ın burada e, kazanmak isteyeceğini ve muhtemelen tabii kazanmaya yakın aday olduğunu söyleyebiliriz. E, şunu da söylemek Te fayda var. Yani Partizan da burada ben maçı çok e, Partizan'ın maçı öldüreceğini sanmıyorum. Alba'nın oyunda basketbola ben Partizan'ın eşlik edeceğini düşünüyorum. Benim burada niş bir tercihim olacak. Partizan'ın evet e, formsuz dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Ama bu hafta yani artık Obradoviç bir şekilde takımı hafta içi iyi ikna etmiştir. Ben burada hani Alba Berlin'e karşı ekstra bir sürpriz bekleyemiyorum. Beklemiyorum tabii ki. E, niş bir tercihim olacak. Direkt combo iddiada combo tercihi paylaşacağım maç sonucu 2 ve üst tercihinde bulunacağım. E, i̇ddia şu andaki anlık baremde 170.5 yani maç sonu Partizan kazanır ve 170.5 üstü e, şu andaki iddia konu üzerindeki hatta oranı 2.07. Bence güzel bir oran. Yüksek skorlu maç bekliyorum. Aloberli'nin oyunda basketbol olan dolayı Partizan'da çok yüksek skorlara ulaşmaları olası. olası. E, birkaç tane oyuncusunun da formsuz oyuncusun da Avramovic gibi Lire'yi belki döner, pot altında domine eder vesaire. Kendilerini biraz gösterme, marketing e, adına iyi performans sergileyebileceklerini düşünüyorum. Diyelim dostum. top sana atayım. Ağzına sağlık. Tabii bir ufak tehlike sularda yüzdüm. Böyle Berlin'le komünizm adını yan yana falan kullandın. O Doğu Almanya olayından sonra yani o e, 70-80 yaş üzeri Almanlar duymasınlar yani. Bu yayın onlara ulaşmasın. Güzel <laughs> güzel. Çok sağlam niş küfürler yiyebilirsin Almanca gerçekten. <laughs> evet, Doğu Almanya'nın Almanya'ya hitap etmiyoruz diye. Almanlara daha doğrusu hitap etmiyoruz diyelim. O Doğu Almanya'da büyüyen o zorlukları yaşayanlar <laughs> umarım yayından... <laughs> yani, takımın yıldızı yok abi ne yapalım. Yani e, herkesten katkı... Herkesin katkı verdiği bir takım sonuçta Allah belirleyin. Birçok oyuncusundan katkı alıyor. Yapacak bir şey yok yani. Biz maça dönelim neyse. <laughs> e, baktığımızda tabii ya dediğim gibi sana pası atarken, topu atarken de söyledim. Çok konuşulacak maç değil artık e, burada kazanması lazım. Son haftaya iddialı girmesi için e, artık eti belli, bu da belli olan Alba Berlin'e karşı. Ha bu arada zorla, zorlanırlarsa böyle garip garip yerlere giderse maç inan şaşırmam ya. Partizan o kadar yani öyle. o kadar dengesiz bir takım haline geldi ki yani hiç bir Obradoviç takımı gibi değil şu andaki görüntüsüyle ama Obradoviç artık herhalde soyunma odasına artık bir böyle ıslak bir odun mu getirir? Çok <laughs> devasa boyutlarda bir sopa mı getirir? artık onunla eziyet ede, ede. <laughs> <laughs> vura vura bir şekilde bu maçı kazandırır. Tamam. tabii Kazanırken e, nasıl kazandırır onu çözmemiz lazım. Çünkü burada maç sonucu bir oranı yok. E, en düşük handikap eksi yedi buçuk olarak gözüküyor. Tabii Partizan'ın e, sayı üstüne dönülük bir tercih var ama tek tercih işte. Seksen buçuk üst olarak sadece Hı -hı. sunulmuş. yani Kabul ediyor musun bunu etmiyor musun diye. Ben etmemeyi tercih ettim. E, Alba Berlin'in burada ne kadar e, sayı bulacağı ne kadar katkı yapacağı benim için şüpheli. Onlar da artık tamamen yavaş yavaş Almanya Ligi'ne doğru dönecekler iki hafta sonra. O yüzden e, bu en düşük handikaptan yani eksi yedi buçuk handikaptan maç sonucu ikiyi değerlendirdim burada. 1.58'i koran var. Ya partizan bu tabii ki çok güven olmaz ama artık burada albayı çift tanelerle vesaire. E, bir şekilde. Çift tanelerle olmasa bile 8 sayı en azından bir yenmeleri gerekiyor artık. Yani partizanın son hafta iddialı girmesi için şart. E, izleyicilerimiz böyle bir değerlendirme yapabilirler. Tabii senin de tercihini dilerlerse değerlendirebilirler. Sen biraz daha zorladın. Zaten yine çok böyle e, nasıl diyelim parıltılı şaşalı bir karşılaşma değil. Yani biraz da böyle e, seçenek sayısı da çok sınırlı. Yani bu tarz evet. De bir de fayda var. İddia.com e, sağ olsun. ya yani iddiada düşük e, şeyler açılmış. Hem düşük oranlı hem e, az bayis seçeneği açıldığı için çok da tabii elimiz kolumuz bağlı. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. E, biz bu maçtan bir an önce uzaklaşarak şu karşılaşmamızı Barcelona-Makabi maçını ki Herhalde değil mi? Bu haftanın en en kritik maçlarından biri yani iki takımın da e, çok net iddiası olduğunu düşündüğümüzde e, kesinlikle zor bir maç ama bir, bir o kadar da sanki keyifli bir maç Palau'da bizleri bekliyor gibi. E, sen bu maç üzerinde nasıl bir beklenti içerisindesin? dostum şöyle başlayayım e, yani dediğin gibi çok zor maç gerçekten tahmini de zor maç e, ama en azından seyir zevki olarak çok güzel bir maç e, yani çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel şeyler vaat ediyor. E, Barcelona şu anda e, ya şu anda Euroleague puan tablosunda dördüncü ve hemen önündeki üçüncü olan Monaco ve ikinci Panathinaikos'la e, aynı galibet muhalebet sayısına sahip. Yani bugün Barcelona kazanırsa ve rakipleri pu işte kaybederse vesaire bir şekilde Barcelona'nın kendisini yukarı atma ihtimali de olacak aynı galibiyet mağlubiyet sayısına sahip olduğunu. Geçen hafta Barcelona çok yani kendileri adına tabii ki Panathinaikos önce Fenerbahçe deplasmanında rezil oldular. Panathinaikos e, deplasmanında bir daha rezil oldular. Akabinde çok zorlandılar ama bayağı e, Bayern yenebilirler. Tabii ki çok zorlandılar dememin sebebi şu. 22 sayıya çıkarttıkları maçta maçın içerisinde az daha maç gidecekti. Yani Barcelona biraz uğraştı uğraştı. E, kaybedemedi. Ka kazanmak durumunda kaldı. E, bugün karşılarında Makabe olacak. Makabe tabi Euroleague'de şu an e, son 6 maçını kazanmış vaziyette. Hani yerelliklerine de tabi yani orada tamamen tam full dominasyon ama Euroleague'de de müthiş bir e, yani form grafikleri, momentumları var. Şu anda po, e, puan tablosunda 7. sırada bulunuyor Makabe Terebi ve e, bir arkalarındaki Bologna'dan iki galibiyet ilerlediler. O yüzden hani geriye düşme ihtimalleri yok gibi ama hemen önündeki Olympiakos ve Fenerbahçe'den bir galibiyet kaydeder. O yüzden bak e, Makabe'de bu maç çok iddialı olacak. Da bildiğiniz gibi yani işte Wade Baldwin'ler, şey, Josh Nebo'lar e, bir sürü Amerikalısı var ve yani çok tempo arttırıyorlar. Lorenzo Brown biraz gerçi formsuz ve hani sakatlık sorunları da yaşadığı bir yer ama e, ben bugün e, Barcelona'nın hani favori olduğunu düşünmekle beraber maçın yüksek sayılara, yüksek skorlara gidebileceği kanaatindeyim. E, yani bir yandan da yani e, kork, Korkuyorum ifadesini kullanmayayım ama hani düşük yüzdeler umarım çıkmaz. Tolu atılmaz ifadesini kullanayım ama yani Barcelona'nın son maçlardaki form grafiği, iç gücü ve Maccabi'nin ofansif gücünü düşündüğümüzde tempolu bir maç izleme ihtimalimiz artıyor. Umarım da tuğla atılmazsa diyeyim e, yüksek skor bekliyorum. O yüzden tercihim Barcelona, Maccabi, Televim müsabakasında 166.5 baremden üst olacak. İddia konu üzerinde şu anda 1.57'lik bir oran var. E, tatmin edici güzel bir oran diyeyim dostum ve topu sana atayım şöyle kafayla. <laughs> yani e, şöyle dediğim gibi gerçekten zor bir karşılaşma. Hani e, iki takım da doğrudan yukarılara hedeflediğinden, doğrudan playoff potasının içinde olduğundan e, zor mücadele tabi Barcelona'da da çok biliyorsun güven olmuyor. Geçen hafta hani e, Bayern deplasmanında bile biz maçı yorumlarken hep acabalarımız vardı. Hani bir de Barcelona galibiyetine doğrudan oran da vardı. 1.30'lar civarında bir oranı da vardı galibiyetinin. Yani nispeten bizim beklediğimizden rahat kazandı aslında. Tabii sonlarda biraz yine senin söylediğin gibi bir bocalamalar yaşandı Hı. ama hani yani Uğraştık. neredeyse Aa, evet evet ama neredeyse maç içerisinde 20 sayıları falan gelmişti fark. yani. Barcelona yine de beklentilerin üzerinde bir rahatlıkla kazandı. En yani bizim beklentilerin üzerinde bir rahatlıkla Kesinlikle. kazandı. Ee, Makabi tarafı tabii inanılmaz bir form grafiği içerisinde. E, Tabiri caizse vura vura ilerleyen bir takım. Çok e, yüksek yüzdeyle şut atıyor. İşte çok e, ciddi skor paramlarına çıkarak da kazanıyor maçlarını. Biz de açıkçası güzel ekmek yedik sayelerinde sağ olsunlar. Makabe sayı üstlerinden, işte geçen hafta Valencia maçı da genel sayı bize de çok kazandılar. E, fakat hani herhalde son e, birkaç haftadaki en zorlu rakibine e, karşı oynayacak desek de doğru Hı. olur. E, Palova'da karşı oynamak yani Barcelona ne kadar istikrarsız, ne kadar güven vermeyen bir takım görüntüsü ortaya koysa da zor bir hadise ve artık son iki maç kala e, yani kaybetme lüksü olmayan bir Barcelona'nın ben iç sahada e, açısı burada gerekeni yapacağını düşünüyorum. Yani Makabi'nin e, çok ekstra zorlanacağını düşünüyorum burada. Çünkü Barcelona iç sahada gerçekten o sertliği sağlayabilen bir takım ve biraz hakemler de Palau'dan etkilenip Barcelona'nın ne çalarlarsa biraz düdükler de ev sahibine çıkarsa ki muhtemelen öyle, ol öyle olacaktır diye düşünüyorum. E, ben ev sahibi burada artık Kazanır ve e, Makabi'nin gidişatının önüne bir set çeker, önüne bir cat vurur diye düşünüyorum. Zaten izleyicilerimiz dikkat ettiyse ben çok fazla bu hafta taraf tercihine gittim. Bunda açıkçası ana sebebi hem son iki hafta olmasından kaynaklı biraz daha ihtiyacı olan takımların isteğini alacağını düşünmemden dolayı bir de son hafta biliyorsun birçok takım seçim yapabiliyor. Yani işte bilerek maç kaybedenler o playoff'tan yer kapmadığına ya da ee, daha iddiasız maçlar da olabilir. işte bir tarafa bakıyorsun mutlak kazanmak zorunda. Diğer tarafı hiçbir iddiası yok. İşte oradan Aynen. handikap çıkarmak, işte sayılara gitsen bir dert, handikaplara gitsen bir dert. O yüzden bu haftanın biraz daha taraf bayısları anlı ben fırsat olarak e, görülebileceğini düşündüğümden Barcelona galibiyetine gittim. Eksi iki buçuk handikapla da desteklersek 1.42'lik bir oran alabiliyoruz. Barcelona'ya güvenmek tabii ki çok kolay değil ama ben dediğim gibi Barcelona'nın oyun anlayışının iç sağ sertliğinin Makabiye biraz ters geleceğini ve artık e, İsrail temsilcisi de bir noktada frenleneceğini düşünüyorum. Var mı abi bekleyeceğim bir şey bu karşılaşma üzerinde? Basketbol çok iyi bilen bir taraftarı sahip bahsediyor. Dediğin gibi o yüzden e, belli yerlerde o hakemlerin düdüklerini etkileyeceklerdir. Belki sp sportman failler vesaire bir şey e, bir şekilde e-sahibine dönecektir. I i̇bre. Diyelim. Umarım ikimizin tercihi de kazanır diyelim ve e, perşembe günkü Son karşılaşmamıza geçelim. Valencia Asfel bu müthiş mücadeleye yönelik fikirlerini <laughs> <laughs> merak ediyorum. Çok e, yani işiniz gücünüzü bırakıp gerçekten bu karşılaşmaya odaklanmanızı tavsiye ediyorum bir yandan değil mi? Müthiş maç olacağı ağaç iker gibi. Yani şöyle bu maçtan 15 dakika önce barcelona Makabi maçı başlıyor. Keza işte Alba Berlin Partizan maçı başlıyor. Hani eğer Valencia'lı veya işte e, Asfel doğumlu, Lyon doğumlu değilseniz bu maçı izlemeyin abi. <laughs> yani, gecenin en iğrenç, perşembe akşamın en rezil, en kepaze maçlarından biri. şimdi Valensiyalı yarasalar bana saldırmasın ama <laughs> beni buldukları yerde. Yani hakikaten iğrenç maç. Çünkü Valencia çok formsuz. Oradan başlayalım. Geçen hafta Makabele Leplasmanı'nda Sırbistan'ın tabii ki tarafsız sahada. Makabe'den 95 sayı yediler. yüksek tempo geçti. Biz de kazandık gerçi ama Valencia kazanamadı. <laughs> Ee, ve yani iddialarını yitirmiş gibiler artık tabii ki. E, yine Efes'in 10. sırada bulunan Efes'in bir galibiyet gelmesini ama hani Valencia orada bir ışık vaat etmiyor tabii ki fikstür avantajından dolayı şu anda bu akşam Asvel'le oynayacaklar ve yani fikstür avantajı tabii bir yerde ama bir yerden de bakarsak Asfel kötü gitmiyor. Yani kendi çapında kötü gitmiyor. Çünkü geçen hafta tabii sonuç olarak evet kaybediyor ama ya, daha çok <laughs> hani Aspel gayet en formda, takımlardan mı kesinlikle değil? yani gayet yenebileceği bir Monaco'yu elinden kaçırdılar son çeyrek hani ondan önce biliyorsunuz yani 3. çeyrekte Olympiakos tep basmanında öne geçti Asfel ve işte son çeyrek 16-0 seri verip kaybettiler yani böyle maçın takım falan dinlemeden yani Asfel'e çıkarsak bugün Denver'ın karşısında koysak NBA'de son şampiyon maçın yine bir yerinde öne geçer yani öyle bir takım yani bir şey bekliyorsun bir şey görüyorsun yani hani bir eğlence katıyor maç aslında ee, Tabii hedefsizler. Ee, yani ben o eğlencenin ama artık bu maçta biraz son bulabileceği kanaatindeyim. Çünkü Valencia evet geçen hafta kaybetti. Ondan önce yine çift maç haftasında işte zar zor Bayern Münih'i yenmişlerdi. Akabinde e, Monaco deplasmanında kaybettiler. Gerçi iyi direndiler ama bugün yine yani kazanmak zorundalar. Evet formsuzlar ama yani hedefsiz bir asfere karşı ve biraz daha sonra İspanyol seyircisi kendi sahalarında olacaklar. O ya, taraftan ateşle beraber ben bir şekilde Valencia'nın sonuca gitmesini bekliyorum ama Gerçekten kötü bir maç bu. E, i̇zlemeyi de düşünmüyorum. Sadece işte ara ara skor kontrolü yaparım. İstatistlere falan bakarım. Özetini izlerim tabii sonra ama. E, benim o yüzden buradaki tercihim şöyle olacak. Valencia kendi sahasında eksi 5.5 handikaptan bir tercihim olacak. Maç sonunda en az 6 sayı ve üzerinde farklı Valencia'nın galibete gitmesini bekliyorum. E, i̇ddia konusu üzerinde şu anda 1.46'lık bir oran var. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu rezil maç hakkında fazla bile konuştuk. Yani susadığıma değmedi. <laughs> diye topu sana <laughs> yani, e, yani nereden, e tutarsan, nereden tutarsan tutar, elinde kalıyor gerçekten. Asfel, ya yani makarasını yapıyoruz ama gerçekten e, acayip işler de yapıyor. Yani o Monaco'ya karşı son çeyrek performansı, Olympiakos'a karşı 3.5 çeyreklik performans, pardon Olympiakos'a karşı ikinci yarıdaki performans. İşte yine Aha. ya liste uzar gider, Efes'i yenmesi falan hakikaten işte bazen de böyle hedefsiz takımlar acayip işler gerçekten yapabiliyorlar. Ya bu da mesela maç sonucu 2'ye gitse böyle, böyle inanılmaz şaşırır mısın mesela? Şaşırırım. Asla der geçersin yani en fazla. Sevdiririm hatta. <laughs> ya şöyle baktığımızda artık gerçekten Valencia'nın bir maç kazanması lazım. Ya Valencia iç sahada dönmüşken e, ya iddiası tabii ki az ama hani çıkmadık candan da ümit kesilmez. 2 hafta var önde her şey olabilir. Her takım her takıma kaybedebiliyor enteresan bir yoğunluk sezonu yaşıyoruz. Ya burada en azından kazanıp son haftaya play'in e, play umudunu atmak isteyecektir. E, ya ben hata yapmasını beklemiyorum senin gibi ama e, şöyle bir tercih var burada. Yani Valencia'nın ben büyük bir ciddiyetle maça başlamasını bekliyorum. Çünkü geçen hafta da e, Maccabi'ye kaybettiler ki hani nispeten hedef maçtı onlar için. Yani bir Barcelona, bir Panathinaikos'a e, ne bileyim Real Madrid'e karşı oynamadılar. Tabii ki Maccabi de çok formda dediğimiz gibi ama hani aslında nispeten ihtimallerin biraz daha kuvvetli olduğu bir karşılaşmaydı. Ee, burada Asfel Kars'ta ben maça hızlı başlamalarını bekliyorum. Büyük bir ciddiyete daha ilk çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü ele almalarını bekliyorum ve hani Asfel'e çok fazla şans tanıyacaklarını düşünmüyorum. O yüzden ilk yere yöneldim burada. E, ee, i̇lk yarıdan bir e, Valencia üstünlüğü bekliyorum. İlk yarı önde kapatmasını bekliyorum. E, ee, tabii bu bu noktada oranı biraz daha cazip bulmak adına da ilk yarı eksi 3 e, düzeltiyorum. Eksi 2.5 handikaptan bir e, Valens'e galibiyetine gittim. Yani 3 sayı ve üzeri farklı ilk yarıyı ev sahibi ekip önde kapatabilir diye düşünüyorum. Umarım e, ilk yarıdan daha fark açar. İkinci yarıda da yani çift tanelerle falan kazanarak da ikimizi de memnun eder diyelim. yani sayıda kazansınlar yeter. Evet bu karşılaşma üzerinde zaten çok da söylenecek bir şey yok. Yine e, yani bültenin enteresan karşılaşmalarından biriydi. Kesinlikle. Hazırsan, Hazırsan Cuma gününe geçelim. Bomba bir maça doğru ilerliyoruz galiba dostum. Böyle evet. bir altıncı izleyim şu an için, çalıştı. Cuma günü için gelen izleyicilerimiz çok güzel maçla e, yayınımıza katılmış olacaklar. İzleyicilerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim Cuma günü için ve yine beğenileri bu noktada hatırlatalım. Beğeni bırakmayı lütfen yayınımızı unutmayın sevgili dostlar ki biz de biraz daha e, motive edin, şöyle bir iştahlandırın. Playoff'larda da normal sezon bittikten sonra o serilerde de sizlerle olalım. Oradan işte Final 4'a geçelim. Final 4'dan final derken Güzel bir kapanış yapalım değil mi Mert? Hakikaten Kesinlikle. güzel bir, güzel bir yayın serisi oluşturduk. İnşallah. Gürolik grumelere dostum gayet ilerliyor. Ya tabii beğenilerin biraz azlığından hani bugün biliyorsun ben yayına gelmeme kararı aldım. Sen işte elinden tuttun. Gel dedin. Gelmeyeceğim dedim. İnatlaşma bir küfürleşmeye kadar giden bir sekans yaşandı. Akabinde yayına geldim. istemeyi istemiyor olsa ama tabii e, ne şemi buldum geleyim yayında. <laughs> tabii şaka yani, olduğunu söyleyeyim bunun da. <laughs> yok zaten eee ya yani o konuda bir sıkıntımız yok, gayet motiveyiz ama işte sizlerde biraz daha böyle beğenlerle olsun, güzel yorumlarınız olsun. Sevgili dostumun kanalına abone olarak basketbol sanatına mutlaka abone olmayı unutmayın. Bizi dediğim gibi desteklerseniz, teşvik ederseniz çok memnun olacağımızı söyleyelim ve maçımıza dönelim. E, i̇ki temsilcimiz karşı karşıya geliyor ülkeler arada Fenerbahçe ile Anadolu Efes ve çok da formda olan iki takım. Baktığımızda Fenerbahçe kesinlikle. Fenerbahçede daha doğrusu tam bir böyle koleş havası esiyor gibi. İşte son. Alba karşı Alba'ya karşı alınan galibiyet, Naci Hayes'in kariyer rekorunu yani EuroLeague rekorunu kırması. Evet. Onun böyle taraftarlarca işte kendi takım arkadaşlarınca tabiri caizse gaza getirilmesi, işte oyuna girip tekrar 50 sayı bulması vesaire. Güzel bir atmosfer, güzel bir hava Fenerbahçe'de. Şaraz geldikten sonra takımın çehresi net olarak değişti. Efes'te çok enteresan bir gidişat. Son haftalarda üst üste kazanan bir Efes. Hele o Baskonya'nın 3. bu geçen hafta Baskonya maçındaki 3. çeyrek, Müthiş bir performans ve bir şekilde onunculuğa kadar geldi bu takım. Öyle ya da böyle ittirek hakkında evet. bir şekilde o. Hakikaten Euroleague kültürle onunculuğa kadar geldi. Gerçekten çok güzel maç olacak gibi gözüküyor. Ee, sen neler bekliyorsun? Yani Fenerbahçe iç sağ avantajı tabii ki öne çıkıyor gibi ama ya Efes performansı çok atlamamak lazım burada. Son haftalardaki görüntüyü. Abi kesinlikle haklısın. Ya öncelikle ben Efes Pilsen'den başlayayım. Ben e, koç Mijatovic'in yerinde olsam hani önce kendimi sonra oyuncuları tokatlardım. Niye? Onun da sebebini söyleyeyim. Asfel deplasmanında yani hedefsiz bir asfel deplasmanında alınan galibiyet nelere mal oldu? Şuna mal oldu. Ya Fenerbahçe Efes yenerse ki şahsi kanaatimdir yenecek Fenerbahçe bu maçı. Efes playine kalamayacak. E, asfel deplasmanında alınan galibiyet işte buna neden oldu. Şuradan başlayalım. Efes'e ve çok formda Miyatoviç'in yönetiminde. biraz kinlik değiştirdiler. Biraz şeyin arkasındaki performansı biraz daha arttı. Clyburn ara ara iyi, ara ara işte amyanı tabirle sahaya pis diyor ama Efes bir şekilde tabii bir yandan mesela bu akşam ya yani şöyle programı çektiğimiz akşam gün içerisinde Efes'in bir yerellik maçı vardı Türkiye Basketbol Ligi'nde ve Doğuş Özdemir oldu mesela uzun süre sakatlıklarından geri döndü. Sakatları yavaş yavaş iyileşiyor. Efes yani sezon sonuna doğru gayet, gayet iyi bir duruma ulaştı. Ama tabii ki Fenerbahçe deplasmanında bu yeter mi? Bunu bilemiyorum. Ee, geçen hafta senin dediğin gibi yani ben maçın üstünden tekrar geçmeyeceğim. Baskonya deplasmanında gerçekten inanılmaz bir şekilde galibiyet uzanan bir Efes vardı ve maçın başından sonuna hani şansa falan alınan bir galibiyet değildi. Maçın başından sonuna kadar Efes maç domine etti. Shane ki muazzam oyundu. Akıl almaz bir performans e, gösterdi. Fenerbahçe efesinde geçelim. Fenerbahçe'ye son 6 maçta 5 galibiyet aldı Euroleague'de. Milano deplasmanında biraz kalp kırıcı bir mağlubiyet almışlardı ama Akabinde, yani Nigel S. Davis sen neymişsin be abi? Hani, yani Shane Larkin'in rekorunu Shane Larkin'in Bayern Münih'e karşı e, kırdığı rekoru e, aldı ve e, Alba Berlin'e karşı 50 sayı atarak e, Euroleague tarihinin ismini yazdırdı. Tabii çok da ironik oldu yani Shane Larkin'in rekorunu kırdıktan sonra bir sonraki maçta Shane Larkin'le mücadele edecek olması Fenerbahçe'nin. Shane Larkin'in bu, acaba bunu düşünüyor mudur? <laughs> rekoru bir daha geliştirebilir mi falan diye tabii imkansız yani muhtemelen de. E, Fenerbahçe tabii yani maça dönecek olursak da şöyle yani 5. sırada bulunuyor puan tablosunda ve e, Olympiakos ile aynı galibiyet mağlubiyet sayısına sahip 6. sırada bulunan Olympiakos'la hemen önlerinde de bir galibet uzaklıklarında hem Barcelona hem Monaco hem Panathinaikos O yüzden Fenerbahçe için bu hedef maç. Efes'te sen dediğin gibi zaten. Play'iniz şu an son sırasında. 10. sırada, sırada. ve Hemen arkalarını köpek balığı gibi kovalayan Jalgiris, Olimpia, Milano, Partizan, Valencia ve Bayern Münih beşlisi var. O yüzden Efes'in kaybetmeye kesinlikle tahammülü yok burada. Bir final maçı Efes için bu. Ama bu final maçından bence ne yazık ki Efes e, mağlup ayrılacak. Kendi altlarına tabii ki. Fenerbahçe İç sahada, genel olarak tabii Avrupa'nın en favori takımlarından birisi işte şu an ve iç sahada bu momentum momentum'unu ilmesini, taraftar desteğini kullanıp bence Efes'i çok net bir şekilde yenecektir. Ve yer yer mesela maça, maça en azından ilk kere özelinde bir Efes şeyi beklenen bir de ama Fenerbahçe'yi ben net bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Yenerken de çok yüksek skorlara çıkmasını bekliyorum Fenerbahçe'nin. Efes çünkü onu yavaşlatan bir takım değil. Fenerbahçe inanılmaz bir hücum gücüne sahip şu anda. O yüzden benim yani haftanın en güvendiğim de tercihlerinden biri olarak e, tercihim şu, yö şu yönde olacak. Fenerbahçe Anadolu Efes müsabakasında ev sahibi Fenerbahçe için 86.5 baramdan üst tercihi iddia konu üzerinde 1.54'lük bir, bir oran var. Bence tertemiz bu oran. Fenerbahçe'nin ben 90'lar açmasını bekliyorum diyerek biraz uzattım yorumu ama güzel de maç. Biraz e, neşem de geldi. <laughs> e, uzattım o yüzden tercih, tercihimi de paylaştım. Lafı sanat olsun. Estağfurullah. E, sonunda bir pişti de olduk. Bakıyorum e, 6. maçımızda nihayet bir pişti de olduk. Yani ben de ben aslında yüksek skorlu maç da bekliyorum. Yani burada Efes de mutlaka oyun içinde kalacaktır. E, işte Kesinlikle. Bu kadar formda geliyorken bu deplasmana Ülker Arana'ya bu kadar formda gidiyorken Efes de elinden geleni yapacaktır ama hani bu kadar e, savunma zafiyetiyle böyle bir atmosferde işte Fenerbahçe taraftarları çok bütünleşecektir. Ne kadar yeterli olacak tartışılır. Efes de burada yani yine yüksek skorlara çıkabilir ama Fenerbahçe'den de yine skor anlamında kaçma ihtimalleri çok zor gözüküyor. Yani ben de Fenerbahçe'yi avantajıyla daha önde görüyorum. Maçı da muhtemelen kazanacaktır ama hani Efes'in de o skor gücünde çok yatsımamak lazım. Ne olursa olsun yani Clyburn'le Larkin gibi iki oyuncu kadrosu da barındıran bir takım. Tabii işte senin de söylediğin gibi Larkin'in çok kritik inişleri çıkışlar oluyor ama mesela geçen seneki e, şeyi hatırla. E, bizim ligdeki işte Beko Basketbol Ligi'ndeki e, final serisini hatırla. E, finalden önceki pardon yarı final serisinde. Evet. Ya o bir Klyburn performansı var ki ülke arada. Öyle bir şey yok yani. Ö o maçı hatırlıyorsun değil mi? İşte son saniye basketle kazandırdığı maç diyorsun değil mi? Öyle bir maç da yok. Öyle bir performans da yok gerçekten. Evet. Yani i̇ki takımı parkla gidip gelen maç bir de o Klyburn'un iki kişinin üzerinden hatta. Elif evet. Süleyman'ın Dört elin üzerinden attığı bir şut. Ama yani son hakikaten... maç oldu zaten. O maçtan sonra ne yazık ki aramızdan ayrıldığı için bir daha basketbol oynayamadı yani. <laughs> Aynen öyle ya. Final serisi bile Larkin şeyde, karşıya kaçırdı. Evet. Larkin sürüklemişti. Ama e, ya sonuçta Fenerbahçe ile Efes'in olduğu her yerde güzel maç beklenir. Skorlu maç beklenir. Ben de burada özetle e, yüksek skorlu maç bekliyorum ama sayıları ağırlıklı olarak iç sahada oynayan bir Fenerbahçe'den beklediğimden dolayı Senle aynı tercihe gittim. Ev sahibi 86.5 üst 1.54'lük orandan ben de e, bu haftanın Euroleague'de güzel tercih tercihlerinden biri olarak ön plana çıkaracağım. Ekleyeceğim bir şey yok da e, bir sonraki maçımıza Bakalım, geçelim. sağlık. Fenerbahçe maçında ekrana vermeyi unutmuşum. <laughs> bir yandan da şöyle artık sonuna gelmişken bir vermiş de olalım. Geçelim. Valencia Geçelim. E, mi kalmışız? Aynen öyle. Ben, ya, ben Sağlık geçmenin heyecanıyla, beyinlerin heyecanıyla ekrana vermeyi unutmuşum. Ama e, geçtik İtalya derbisine. Tabii bilmiyorum Fenerbahçe-Efes maçı kadar seni heyecanlandıran bir eşleşme bir karşılaşma mı? Senin çok sevdiğin gerçi Messina'nın takımı ama iç sağ da var ama <laughs> zaten gülmeye de başladın. Ve diğer tarafta da gerçekten yani yokuş aşağı giden bir Bologna bu. Yani ben sana şöyle atayım pası. E, ne olacak bu Bologna'nın hali? Abi bir şey olmayacak. <laughs> yani şöyle... Ee, şuradan başlayayım. Yani videoyu hiç izlemeyen ve işte şeye bakan, parçalara bakan biri şey diye düşünecek. Yani bunlar herhalde hasta Valencia Asper Maçı'nı 30 dakika yorumlamışlar diye. <laughs> hani gerçekten e, değiliz yani. o Yani %90'ı falan o bölümün <laughs> Fenerbahçe EFES'i ama sağlık olsun. Bologna'nın haline dönecek olursak, Bologna ya son 7 maçta Euroleague'de 6 tane mağlubiyet aldı. İyi gitmiyorlar. Ligde de kötü gidiyorlar ayrıca yani kendi yerel liglerinde. Son maçlarda enteresan. İşte en son maçlar kendi sahanda Pistoia falan yüz sayıyı yiyip yani saçma sapan bir ilişkiler var. Evet mesela en son e, Panathinaikos'a karşı geçen hafta Bologna kazanabileceği bir maçtı. E, son saniye basketle kaybetti. E, ve Marco Bellinelli iki tane veteran oyuncu sürüklemeye çalıştı ama yani yaş ortalaması çok büyük bir takım. Zaman zaman tıkanabiliyor. O şok denilen yani maçın içerisinde olabiliyor. Bologna o yüzden bir e, yani sezona çok overachieve yani işte çok e, beklenenden çok daha yüksek çok daha işte çıtayı yükseğe koyarak başlayan bir Bologna vardı doğal olarak tabi o belli bir yerde şeye geliyor yani dengeye geliyor e, kötü gidiyorlar. Şu anda Bologna 8. sıraya kadar inmiş durumda ki yani birkaç hafta önce Bologna 4. sıradaydı Euroleague'de. Ee, ya bu maçı kaybetmeleri halinde işte Baskonya'nın Real Madrid deplasmanında alacağı enteresan bir sonuçla falan bir anda böyle play'nin dibine doğru gitme ihtimalleri var. O yüzden yani onlar için kesin kazanmalar gereken maç. Karşılarındaki Milano ise onlar da artık son kurşundan oynamaya geldi buraya. Kendi sahalarında. Ee, hani Artık bir türlü basketbol sahnesinden çekilemeyen Ettore Emes'ten koştuk yaptığı Milano, formda bir dönemden geçiyor. Hakkını yemeyeyim gerçi ama iç sahada bugün kazanıp o Efes'in oyunculuk koltuğunu alma peşinde olacaklar. Çünkü bir galibiyet gerisinde şu anda Efes'in. Euroleague'de onlar da geçen hafta tabii Jaggerist et basmanında kaybettiler. Yani beklenen de bir sonuçlar aslında. Jaggerist'in iç saha formu muazzam. Çift maç haftasında ama iki galibiyet almışlardı. Önce Monaco et basmanı galibiyeti ve e, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı gayet zor maçlardı ve iyi çıkmıştı Milano. Ben lafı çok uzatmayacağım. İki takım arasında şöyle bir İtalyan rekabeti de var. Ve İtalyan derbisi olması, işte iki takımın da bu maçı mutlak kazanmak zorunda olması bence biraz o eski tip maçları gündeme getirebilir kanaatindeyim. Evet Bolonya tempoyu çok düşürmeyi sevmiyor ama ne olursa olsun deplasmanda olacak. Maçın öneminin büyüklüğünden dolayı Mesna'nın yine o 24 saniyelik setleri başlayabilir. Özellikle mesela skor yakın giderse ilk yarı özel değil belki. İlk yarı belki 80 sayıda da aşacaktır maç ama maçın özellikle ikinci yarısında özellikle son çeyreğinde iyice maçın sıkılmasını bekliyorum ben. Savunmaların sıkılmasını, karambolların atmasını. Benim o yüzden burada e, son düdük çaldığında e, buzzer öttüğünde ben düşük skor bekliyorum. E, o yüzden tercihim Milano-Bolonya maçında 159.5 barandan alt olacak. İddia komisyonunda 1.55'lik temiz bir oran var. E tercihim bu yönde olacak da olsun diye topu sana atayım. Ağzını salladık bir, bir kez daha. Ee, şöyle yani dediğin gibi İtalya derbisi. Bir tarafta mutlak kazanmak zorundan Milano. Play'in potasına girmesi için yani bir şekilde oradan bir yer kapması için. Kesinlikle. Son iki maçında kazanıp o da yetmeyebilir gerçi. Diğer maçlarında, diğer takımdan oynayacağı maçların da sonuçlarını beklemek durumunda. E, Bologna'ya bakıyorsun. Ya bu takım nereye kadar kaybedecek? Gerçekten inanılır gibi bir düşüş değil. ya O Euroleague'e verilen aradan sonra tepe taklak bu takım ve hani bir e, güçlü olduğu Alev gibi kullandığı iç sahası vardı. Orada da Panathinaikos tabiri caizse gerekeni gerekeni yaptı ya da bekleneni yaptı başka bir tabiri. Ki çok kalp kırıcı bir şekilde kaybettiler. Yani hakikaten evet. maçı oraya kadar getirip e, o son saniye basketiyle kaybetmeleri artık iyice onların da yavaş yavaş dirençlerini düşüyor diye düşünüyorum. E, yani nereden bakarsan bak kolay bir karşılaşma değil. İşte hem bir İtalyan rekabeti var. Bir tarafta işte Messina diğer tarafta inanılmaz senin de söylediğin gibi yaş ortalaması yüksek evet tecrübeli ama bir o kadar da yaşlı bir takım ki ben zaten düşüşlerin en büyük sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani çok ekstra başlayıp sezona bu ya tabii ki çok iyi başlayan takımlar da düşüş gösterebilir ama bu kadar keskin bir düşüşün sebebi de bence bu yaş ortalamasında yüksekti. Yani sezon ilerledikçe rotasyonu da çok iyi kullanamadığından dolayı Bologna bir birkaç oyuncu şey. üzerinden çok zorlanmaya başladılar ama artık son kurşunlarını onlar da atacaklar. Yani o ilk e, en azından playoff potasında bir yer alacaklarsa artık onların da burada ayağa kalkması gerekiyor. Ya da playoff potasındaki yerlerini koruyacaklarsa en azından bir galibiyet almaları gerekiyor. E Milan o tarafının artık yine son kurşunları. O yüzden e, iki takımdan da ben burada fena bir skor performansı, hücum performansı beklemiyorum. Yani biraz beklenten üzerine hücum anlamında çıkabilecek maç olabilir diye düşünüyorum. Burada biraz seninle e, zıt düştük gibi ama umarım tam böyle ortalama bir bareme sıkışır. Çünkü ben hani Burada benim tercihim en düşük paramden üst olacak. 150 buçuktan. Bunun da oranı 1.52 ama hani bu üst tercihini paylaşırken de inanılmaz skorlu bir karşılaşma da beklemiyorum. Yani hem böyle 154 155'leri görüp bir yandan 159'larda, 158'lerde kalabilecek bir karşılaşma gibi. Dostum ağzına sağlık. Yani umarım öyle olur. İki baremin arasında sıkışır diyelim. İnşallah. Enteresan bir karşılaşmaydı. Şimdi geçelim. E, Bayern Münih, Panathinaikos'u. Yani bu ne yapacağız? Mert bilmiyorum. Hakikaten sonunda şapkayı tıkarıp, çık, takıp çıkaracağım yani Ergin Hoca'ya. E, düşün yani bir takıma e, gidiyorsun. Yani yıllarca Efes'te yani tabi kendi konfor alanında çalışmış bir hoca. Çok Hı -hı. acayip işler yaptı gerçekten. Zaten çok e, başarılı da devam ediyor ama e, sıfırdan bir takıma gidiyor. İşte kendi eklemelerini vesaire yapıyor. Bir meydan okuma, bir challenge içerisine giriyor. Farklı bir ülkeye gidiyor. Ve Euroleague'de bu takımı ikinciliğe kadar getirdi. Gerçekten ben e, çok tebrik ediyorum. Yani Hatırlarsan birkaç yıl önce yani 4-5 yıl önce işte Ergin Ataman'ın lafı geçerken Euroleague'de ya işte Ergin Hoca da fena koç de değil deniyordu ama artık gerçekten elit bir koç net olarak oldu bence bu sene itibariyle. E, Bayern karşısında yani kamuoyunda çok da zorlanması beklenmiyor. Sen katılıyor musun? Rahat bir Panathinaikos galibiyeti bekliyor musun burada? Yani çok rahat olmayabilir ama ben yine de bir e, temiz bir Panathinaikos galibiyeti bekliyorum evet diyerek sözlerine başlamış olayım. Ya Bayern Münih'ten şöyle başlayalım. Çok uzatmayacağım. Bayern Münih son 3 maçını kaybederek Euroleague'de havlu attı. Artık hedefsiz durumdalar ve özellikle son Barcelona maçı onlar için kalp kırıcı oldu bayağı. çift maç haftasında tabii iki maçta kaybetmişlerdi ama Barcelona maçında 22 sayıdan dönmeye çalıştılar. Başarıyorlardı ama süre yetmedi. Yani bir 5 dakika daha olsa muhtemelen bir şekilde Bayern Münih kazanabilirdi. Yani son kurşunlarını sıktılar. Lasso görevini yaptı. Ibaka tecrübesini gösterdi ama yetmedi bir türlü. E, bayağı münye artık hani bundan sonra ligine odaklanacaktır. Ee, BBL'yi Alman basketbol ligine odaklanacaktır. E, ise senin dediğin gibi yani Ergin Ataman e yönetiminde yeni kurulan bir kadro. Bütün oyuncular yeni kurulmuş. Takım kimyası diye bir şey yok. Doğal olarak tabiatıyla e, lige, Euro Lig'e yavaş başladılar. Hem kendiliklerine de hem Euro Lig'e. Biraz e, düşük bir teste başladılar çok doğal olarak. Çünkü hani bir futbol menajer, bir menajerlik oyunu değil bu. Hani direkt tak çalıştır hani. Kadroyu kur hop hemen hani 95-70 maçı kazandık abi falan. Yani böyle bir şey olmuyor. Ee, ama yani zamanla adım 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 adım, adım e, ilerleyen, artan bir seviye. Ve şu anda Panathinaikos ikinciliğe kadar geldi. Daha ilk senesinde yeni bir kadroyla Evet büyük bir bütçe ama yani yaklaşık 10 senedir buraları görmeyen bir takım. E, o efsane yeniden küllerinden canlandırdı. Şu anda zaten Panathinaikos taraftarları yani Erna tamam ölün dese böyle Yunanistan'da bir gecede şey Yunanistan'ın nüfusu kırılacak falan yani. En son vebadan beri hani böyle bir şey yaşanmadı falan diye haberlere çıkar. <laughs> e, bugün de yine ben son hafta Panathinaikos az önce yorumladığımız Virtus Bologna'ya karşı e, Nan'ın e, son saniye basketle kazandı. Oradan da yani çok rahat kazanabilecekleri maçtı aslında ama yakına geldi. Bir şekilde kazanmayı bildiler. Ben bugün yine Panathinaikos'un bir şekilde rahat kazanmasını bekliyorum. Maçın sonunda en azından temiz bir farkla kazanmasını bekliyorum. Ama bunu yaparken de Bayern Münih'in artık hedefsiz kalması, oyunu çok hızlandıran, hızlandıran bir oyun sistemine sahip olmaması, keza Panathinaikos'un öyle aşırı koş koş sevmiyor olması sebeplerinden dolayı Bayern Münih'in düşük skorda kalacağı karantindeyim. Benim o yüzden buradaki tercihim. Bayern Münih Panathinaikos müsabakasında ev sahibi Bayern Münih için ev sahibi 77.5 bayandan 6 olacak. iddia konu üzerinde şu anda 1.53'lük bir oran var. Temiz güzel bir oran diyelim. Dostum sana topu atıyorum. Yani tabi Bayern bayan söylediği gibi artık herhangi bir iddiası kalmadı. E, ben önümüzdeki sezon bayanın biraz daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Pablo önderliğinde ki o da zaten bir proje için geldi. Yani ilk yani sezonda... Bütçe gerekiyor. İlk sezonda o da çok büyük beklenti içerisinde zaten. Hep söyledi onun demeçlerinde işte. Hı -hı. Uzun vadeli geldiğini belirtti. Ama o da çok büyük bir koç gerçekten. O da önümüzdeki sezon mutlaka bayanı biraz daha rekabetçi, biraz daha yarışmacı bir hale getirecektir. Büyük bir meydan okuma yaptı o da. Ben de önümüzdeki sezon merakla bekleyeceğim bayan performansını. Ama Panathinaikos'a dediğim gibi gerçekten söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani e, hani ben sezon başında herhalde değil mi bir plan yapsa hepimiz okay derdik Panathinaikos için. Tabii Kesinlikle. iyi bütçe senin dediğin gibi var ama hani bir yedinci, sekizinci bitirse herkes tamam ya bu fena değil, başarılı hoca falan derdik ama ikincilik yani şu anda ikinciliğe kadar getirdi takım Ergin Hoca. Ee, gerçekten hakikaten bir kez daha tebrik Abi ettim. lafını böldüm ama yani iyi bütçeyle olacak işler olsa bunlar sadece para yatırmakla. ÇSK, e, iki yani 2000'lerin başından 2018-19'a kadar zaten 13 tane falan Euroleague kazandı. o yüzden. Ya, o kadar, e, iyi inan o kadar uzağa yani. gitmene gerek yok. İnan o kadar uzağa gitmene gerek yok. Kızıl Yıldız yani en net örnek. Doğru, doğru. Kızıl Yıldız acayip Acayip bütçe, O paranın da hatta nereden geldiği partizanlar tarafından çok soruşturuldu ama e, ya akabinde başarı gelmedi. Mesela Kızıldız yıllardır yarışmacı olamadı ama e, burada Panathinaikos gerçekten büyük iş yapıyor ve e, yukarıdaki yerini ikincilik basamağını korumak için net kazanması gereken bir karşılaşma. Ben uzatmadan bir hata beklemiyorum burada Panathinaikos'tan. Kolay olur, zor olur bilmiyorum artık bu seviyeye gelmişken, son iki hafta kalmışken kolay maç da yok ama Panathinaikos galibiyeti bekliyorum. Eksi üç buçuk handikapla da desteklersek yani en az dört farklı kazanması beklersek bir e kadar oranı çekebiliyoruz. Buraya kadar getiren Panathinaikos ben bu deplasmanda da hedefsiz, iddiasız bayan karşısına takılmaz diyorum. Ağzına sağlık dostum. Evet. E, dilersen son maçımıza doğru bir yol alalım. E, Real Madrid-Baskonya maçına doğru bir yol alalım. Burada bir kez Boskun. daha yalnız. Aynen. <laughs> Sen söyleyelim. <laughs> Ben Aynen sana dedim. Yani. Sen yap hatırlatmayı. Burada bir şey sen yap. Senin dedim bir yakalayayım hani sen maça geçmeden şurada bir hatırlatmayı yapalım dedim. Tam işte kalp kalbe karşı muazzam. İşte bu yüzden Euroleague gurmeleri 7 değil. Şu an 7. bölümdeyiz. 77'yi hatta 7777'yi yani ömrümüz vefa ederse görür diyelim inşallah. Efendim yani YouTube üzerinde olur. O, zaman, o zamana kadar farklı bir platform kurulur. Belli olmaz efendim. Kendi platformumuzu açarız belki falan diye. Neyse efendim. Ya yani şöyle çok tabii uzun bir program oluyor gerçi ama çok yoğun bir emek veriyoruz lütfen hani sizlerden ricamızdır lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı ve aboneliklerinizi eksik etmezseniz çok müteşekkir oluruz efendim diyelim. Ya yani ikimiz de gerçekten hani yoğun emek verdik. Umarım tabi neticeleri alırız. Umarım iyi bir netice almak nasip olur diyelim. Ama hani yanımızda olmanızı, destek vermenizi böyle ısrarla istiyoruz efendim diyelim. Real Madrid Baskonya. Bu sefer dostum ben sormuş olayım. bu maçı ilk senden duymak isterim. Top, ya top yapmış hafta... olayım. Tamamdır. Ben de aldım topu. Ya Geçen hafta hatırlarsan Real Madrid Hızır maçını işte alsak mı almasak mı çok konuştuk seninle. İkimiz de üst bekliyorduk aslında. Açık konuşmak gerekirse ama beklentimiz de çok rahat gerçekleşti. Yani daha üçüncü çeyrekten falan geldi aslında ama yani şu anlamda güvenemedik. İki tane iddiasız takım işte. Kızıldız'ın herhangi bir play'in vesaire iddiası yok. Real Madrid kaybetse bir şey olmayacak. Hani acaba bir e, düşük bütçeli bir film döner mi diye orada biraz çekindik ama. Çok döndürüyor Real Madrid yani son haftalarda. Baya şirketlerinde güzel çalışıyor. Taraf anlamında döndürüyordu yine. Taraf anlamında döndürüyordu ama sonlara doğru birazcık hani bir ya hadi bir oynayalım yaptılar. Mecburen kazandılar biraz. Aynen biraz Ya yani maç sonucu biraz zar zor gitti ama çok rahat üstü oldu maç. Çok yüksek skorlara gitti. NBA maçı kıvamında bir maç oldu gerçekten. Evet. Ya buraya da baktığımızda yine ee, çok ihtiyacı olan bir baskonya var. Diğer tarafta hiç ihtiyacı olmayan <laughs> yine klasik bir Real Madrid. O kadar çok maç kazandı ki adamlar yine iddiasız çıkıyorlar. Burada kaybetse de Real Madrid birinci basamaktaki yeri zaten haftalarda garanti. Bir sonraki maçını kaybetse de son hafta maçını kaybetse de yeri garanti ve ligde de Real Madrid'in Manresa'ya iç sahada kaybettiğini de söyleyelim. Yani o da enteresan. Sanki böyle Real Madrid bir e, sezonun bu son bölümünde bir tatil modunu açtı gibi. Yani tatile daha erken gitmesi gerekirken biraz sona bıraktı. Hani böyle arada işte hani çalışırken bir izin alırsın. Böyle bir kaçamak yaparsın ya. Real Madrid tam o. Kaçamak şu anda yapıyor. Ya bu da mesela çok hani kolay bir karşılaşma değil değerlendirmesi baktığımızda. Hani Baskonya gidecek. Real Madrid yenmeye çalışacak. Yenebilir mi? Valla bu Real Madrid yenebilir bence. Açık konuşmak gerekirse. Ama Baskonya'ya ne kadar güveneceğiz? o geçen haftaki Efes'e karşı 3. çeyrek performansını hatırlayacaksın. 8 sayı attılar. Koskoca ya. 10 dakikada 8 sayı attılar ya. 10 dakikada Baskonya'da ya. Vitoria'da artık neyse Bask bölgesinde her neyse. Bir çeyrekte 8 sayı atmayı başardılar ki beni de mesela orada ev üstten çok güzel dediler ki çok rahat gelecek. çok rahat gelecek bir karşılaşmaydı. Evet, evet. Bir anda basketbolu unuttular. Üçüncü çeyrekte böyle bir anda bütün o şeyleri Space Cem'e döndü yani. Işte o bütün yetenekleri <laughs> falan silindi bir anda. Özetle dediğim gibi çok hasta benim öncelikli bir karşılaşmam değil ama yani el Madrid böyle yakalamışken artık bir streetball kıvamına gelmişken Baskonya'da zaten bu maçı kazanacaksa atarak kazanacaktır. Burada muhtemelen yüksek skorlu bir maç daha izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ben ilk yarıya sıkıştım burada. İlk yarı 84.5 üst tercihine gittim. 1.54'lük oranı var. Yani genel baren biraz yüksek olduğundan ben genelde ilk yarıda riske ediyorum zaten biliyorsun. Atacakları varsa ilk yarıdan atarlar diye düşünüyorum sayıları. Bu şekilde dediğimiz ilk yarı 84.5 üst 1.54 ama benim çok öncelikli bir karşılaşmam değil diyerek tekrar passtan atayım. Yani dostum e, ağzına sağlık diyerek başlayayım şöyle. Real Madrid e, özelinde yani sen çok özel çok güzel çok net bir şekilde özetledin zaten. Real Madrid son 4 maçını evinde kazandı. O düşüşün ardından biraz da telafi etti ama tabii handikapları çok aşmıyor. Bir parstan net basmanında o farkı atarak kazandı falan ama işte en son Kızıl Yıldız maçı malum. Hafta sonu e, ligde ACB, ACB liginde kendi sahalarında Manresa'ya e manip oldular. 72 sayıda kaldılar. ben Euro Lig'te şu an birincilik olmaları garanti. Birincilikleri garanti. O yüzden yani bu maç onlar için bir eğlence maçı. Yani Cuma akşamı işte e, İspanya saatli 8.30'da 7.30'da taraftarlar gelecek. Hani eğlenecekler vesaire. Tabii, real Madrid son e, maçta Kızıldız'a karşı işte Zaman Musa'nın eski Efesli çok tabii süre almamıştı ama 30 süre attığını söyleyelim. E, Hezonya bu ara çok formda e, İyi bir kadroya tabii saatte olarak. E, Euroleague birincisi olarak tabii bitirdiler. Baskonya cephesinde şöyle Baskonya'nın e, son 3 maçını Euroleague'de Depasman'da özellikle e, diyorum son 3 maçını kaybettiğini ee, söyleyebiliriz. Geçen hafta iki deplasmanda mağlup ayrılmışlardı. Ve senin dediğin gibi en son maçta kendi salanında Efes'e mağlup oldular Euroleague'de. Şu an dokuzuncu sıraya, dokuzunculuğa kadar düşmüş durumda Baskonya ve hani hemen arkalarında Efes var ama Efes tabii geçilme ihtimalleri düşük. Ama yani hemen önlerinde mesela yenilme ihtimali bulunan bir Virtus Bologna var. O yüzden e, Real Madrid'in o rehavetinden faydalanıp Baskonya burada bir sürpriz galibiyet çıkartıp bir anda o kendi ilk 8'e e, atma ihtimali de bulunuyor. Ya yani senin dediğin gibi ben e, bu maçta Real Madrid'in rahat olması, Baskonya'nın her zamanki basketbolunu sahaya koyacak olması sebebiyle yüksek skor bekliyorum. Kamuoyunun e, genelinde olduğu gibi. Şunu da söylemiş olayım. Bu iki takımın arasında son maçta Baskonya kendi sahasında Madrid'e mağlup olmuştu ve toplamda 184 sayı çıkmıştı. Ama EuroLeague'de Baskonya'nın sahasında oynanan yine maçta EuroLeague'de ama e, sadece 156 sayı çıktı. İlk yarı 90 sayı çıkmıştı. Son çeyrek sayı atmamışlardı. Öyle enteresan bir e, olay olmuştu ama tabii iki takımın da orada hedefi farklıydı. Real Madrid e çok iyi başlamıştı vesaire. E, şu an tabii çok farklı bir durum var. O yüzden ben o skorun, o düşük skorun bu maçı etkileyeceğini düşünmüyorum. E, senin dediğin gibi ben de maç sonu e, baremden güvendim üst tahminine. Tahminim Real Madrid Baskonya müsabakasında 168.5 baremden üst olacak. İddia komisyonu üzerinde 1.54'lük bir oranı var. E, yani Real Madrid'in tabii sözümü, sözlerimi sonlandırmadan şunu söyleyeyim. Real Madrid'in forma sponsorlukları, bayi şirketleri sponsorluklarını biliyorsunuz. O yüzden açık açık Real Madrid şike yapan bir takım. Baya şirketlerini kazandıran bir takım. Yani şu maçın normal şartlar altında yani 180 sayıdan aşağı bitmesi benim için bir şike, e, şike söylemem için bir sebeptir. Yani tutup da bu maçı 150 fa 150 falan da bitirebilirler. Yani öyle bir kapasitesi var Real Madrid'in. O yüzden çok da güvenip oynamayın. Çok güvenli bir bahis aslında bu. Kağıt üstünde. Herkes onurlu ve gururlu olsa para, para alışverişi yapılmasa ama e, ufak bir korkum da var. Real Madrid'in şike yapmasından dolayı o ihtimalden dolayı diyerek topu sana atayım tekrardan dostum. Abi ağzına sağlık. Ee, sadece bu maç üzerinde değil. Gerçekten enine boyuna işte takımların son durumları, oyuncuları vesaire gerçekten çok değerli bilgiler paylaştığım bir yayın oldu yine. Ee, Sen, yine... De Sen de öyle. Senin öyle. Burada da bir saati doldurduk. Senin kanalda da ee, geçen hafta bir saati geçmiştik artık. Yine. İzleyicilerimiz alıştılar zaten o yüzden <laughs> bir şey de demeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ee, çok keyifli, çok güzel bir yayın oldu. 33. haftayı da bu şekilde noktalamış olduk. 33. hafta e, tüm maçları değerlendik. Zaten 9 maçı değerlendik. İkimiz de yorum yapıyoruz haliyle. Biraz da sürüyor tabii ki. E, bir haftamız kaldı normal sezonda. Onu da önümüzdeki hafta e, basketbol sanatında, Mert'in kanalında icra evet, edeceğiz. Inşallah. O yanımızda inşallah orada icra edeceğiz ve akabinde de artık yavaş yavaş playofflara doğru yol alacağız. Ee, ben tekrar katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. izleyicilerimize yine teşekkürlerim, teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Buraya kadar atlamadan özellikle bıkmadan, usanmadan e, bizim ikili muhabbetimize de tahammül göstererek e, yayında kalan izleyicilerimize... Daha çok bana belki de. Estağfurullah. Ekstradan teşekkür ediyorum. E, umarım... Ben de. Emeklerimizin de e, çalışmalarımızda karşılığını alırız diyelim. Kapanış e, kapanışını ben topu sana atmış olayım. Dostum tekrardan ağzına sağlık diye, diyelim ve e, arkadaşlar dostlar e, Euroleague gurmelerinin 7 bölümünün sonuna geldik. E, kapanışı yapmadan aslında bir video kombinle e, sürprizimizi yaparak e, kapanışı yapalım. E, size bu Noel Baba sürprizi ho ho, ho, ho. video kombin geldi efendim diyelim. E, video kombinimiz için ben e, iki tane iki maçlık bir kombin planladık e, dostum Mutlu ile beraber. İlk maçı ben paylaşayım diğer maçı paylaşmak adına söz ona atayım ee, ben haftanın en güvendiğim maç olarak gerçi e, ikimizin de ortak en güvendiği maç e, olarak değerlendirebiliriz ama Fenerbahçe Anadolu Efes müsabakasındaki ev sahibi 86.5 üstü e, 1.54'lük iddia komisyonundaki oranla bunu ikili kombinin ilk maçı olarak ekleyeyim dostumdan da gereken cevabı alalım benim de gerçekten hoşuma giden tercihlerden biriydi. çok yanıltacağını sanmıyorum ben de yanına bir e, Ergin Hoca'dan bir ekleme yapayım. Koç Ataman bizi üzmez diye düşünüyorum. Hedefi olan Panet Naikos'ta bir zahmet şöyle bu kadar da iyi giderken e, Bayern'e de bir 4 sayı fark atarak kazansın. En azından bir 4 bir sayı fark atarak kazansın. E, orada da Bayern Panet Naikos'un e, maç sonu ikisini 3.5 handikap testiyle 1.41'den eklersek e, herhalde 2.17 civarı 2.17'lik bir... tertemiz bir, bir video kombini. Yani kendi tercihlerinizin kendi kombinlerinizin yanında Bizim naçiz, hani iki beyin bir araya gelmiş hani bir ikili yapmış bu adamların da bir tercihini değerlendirelim derseniz e, onu da ekstradan alabilirsiniz diyelim. E, tekrardan katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum Mert. Önümüzdeki Hoş, hafta basketbol ya, olacağız. Sen çok sağ ol. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi basketbol sanatında olacağız e, ve sezonun son normal sezonun son e, Euroleague programında orada icra edeceğiz. Kapanışı orada yapacağız. Evet, tüm izleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çıkmadan yine beğeni bırakmayı lütfen unutmayalım sevgili dostlar. Basketbol sanatına keza üye olmayı unutmayın. NBA bahisleri için gerçekten YouTube'da bulup bulabileceğiniz en güzel, en doğru ortamlardan biri. Ki özellikle böyle gececi, gececi dostlarımızın mutlaka abone olması, NBA severlerin keza mutlaka akşamları bekliyoruz. Mutlaka takip etmesi gereken bir kanal. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyelim. Tekrardan izlediğiniz çok teşekkür ediyoruz bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. hoşça hoşçakalın.